Can Bey. Vay. Kolay gelsin abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Evet. Hep akıllı vida atmışlar abi. Aynen öyle, hepsi güzel. Ne olacak bunlar? Biz aynısını yapacağız. Biz aynısını yapmayalım, biz arabayı delmeyelim. Yok, biz oralara klips yapalım abi. Orijinal sistem. Ha, orijinal mi? Evet. Buralar. Evet. Çok kötü. Tabanda çıktı mı abi burada? Efendim? Buranın tabanında çıktı mı? Yok. Vardır karıncalanma ama gene de. Yapmışlar çünkü. Zaten Ergün Usta mı gelip yapacak? Kim yapacak? Ergün Usta mı yapacak? Araba çok kolay bir araba ama çok zor bir araba. Ha? Çok kolay değil ha? Dediği gibi değil. Çok kolay değil ama çok da zor. Peki abi. Zaten yani bayağı işçiliği var. Sana kolay gelsin. Tamam. Sen yanlış kesmedin mi? He? Yamuk kesmişsin. Ben yanlış kesmedim. Bir parçayı yanlış koymuşlar. Biz ona göre kestik. Üst üste koymuşlar. Hani diyorlar ya, buralar yapılmıştı. Neyini yapacağız diyorlardı ya. Ya şimdi arabanın sahibi aldığı bilgiyi sana iletiyor aslına bakarsan. Çekelim atalım. Nedir abi? Yamuk kesmişsin işte. Bak, buraları gösterirsen. Üst üste. Başka kesip bir şey yok mu abi? Punta punta. Yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? O makas yamuk ya bundan. Bak makas yamuk. Teraziye alalım. Kısmı. Işık yapayım mı? Yok. Sen çalışma. Neden? Yavrum. Kaynat. Thank you.
üretin yani. Kaynatacağım tekrar. Var. Bu ne? Depo kapağı mı? Şamandırı. YouTube'da böyle bir şey bulduk. YouTube'da mı buldun? Hı. Neredeymiş bu? Yeri neresiymiş bunu? İşletme yeri. Ekşisi yap. Bu mayalar başlıyor.
Parçası nerede? Kod deliri sağlam çıktı. Hiçbir problem yok. Evet arkadaşlar, 115, 114 litre. Şimdi bakın, herkes kafadan bir şey söylüyor. 114 olunca araba 6 silindir olmuş oluyor, 6. Ama 115 olunca da 4 silindir oluyor. 114 ve 115'in birinci seri ve ikinci seri muhabbeti var. Bu araba ikinci seri. Yani 114 yazıyorum, olmuyor. 115 yazıyorum, olmuyor. 114,5 yazıyorum, gene olmuyor. Ne oluyor? Yani bildiğimizi de bize yanlış yaptırıyorlar. Benim için bu araba bundan sonra 114 kupe. Camia nasıl kabul ediyorsa etsin. Camia lafıdır gidiyor ya, yemişim. Yani araba yapıyoruz burada. 114 olsa ne olur, 115 olsa ne olur. İşte kupe. Bakayım Instagram. Hakanoğlu Mercedes. Yani Anıl bana bir mesaj göndermek istiyor. Kabul etmeyeyim değil mi? Etme şimdi ya. Sen ne edersin? Şimdi abi arabanın önü diyor ki Ergün abim. Çiçek. Marş belleri değiştirdik. Marş belleri için zaten ön tarafı mecbur söktük. Aslında marş belleri değiştirmenizin sebebi de daha önceki kötü onarım. Yani bir değiştirmişler. Değişik bir şey yapmışlar. Köşeli abi, yapmışlar. Piyasa işi yapmışlar. Şurayı oval yapması gerekirken direkt köşeli yapmışlar. Niye oval diyoruz? Bu adamın işte 40'lı yaşlardaki zamanında üretilmiş arabalar bunlar. İhtiyar. Gençlik zamanında, çocukluk zamanında, ustam daha gençken bu arabaları yapıyordu. Şimdi bu arabayı da görünce tabii heveslendi. Abi şu aralıkta şu aralık bir orayla alakalı. Orayla alakalı ayar olacak burası. Zaten camlar sökülecek. Şöyle içini göstereyim mi sana? Seçme. Şimdi bak biz bu çürükleri yapmıyoruz. Üstüne pütür kaplayacağız, tamam mı? Gittiği yere kadar gitsin diye diyeceğim ama çürük değil. Tabii. Şimdi abi bundaki mevzu ne biliyor musun? Bunu Ergün abi diyor ki ses yalıtımı diye altına bir şey kaplamışlar. Şu malzemelerden. O da su tutmuş, böyle pas yüzeyi yapmış. Şimdi biz buraları kazıyacağız. Tamam mı? Değişmesi gerekiyorsa değişeceğiz. Değişmesi gerekmiyorsa temizleyeceğiz, pütürleyeceğiz. Bak mesela buraları delik açmışlar, kapatmışlar. Yani böyle bir işçilik ancak ben yaparsam bu kadar olurdu. Niye? Çünkü ben bilmiyorum bu işi. Yani el pratiğinde bilmiyorum ama teoride biliyorum. Biliyor muyum? Teorik olarak çok iyisin. Teorik olarak iyiyim ama pratik olarak neyse. Pratikte de iyi. Sıkıntılı günler geride kaldı, buradayız. İşimiz, kafamız, her şeyimiz aynı şu anda. Bunun işte vırtlı zırtlı şuraları buraları sökülecek. Bak, burada detaylar var. Bunlar çıktıktan sonra illaki çıkacak altında bir şeyler. Bu arabanın dışını yeşil. Ana! Bu araba yeşilmiş ama söylediğimde. Harbiden yeşilmiş. Tamam, ben de yeşil olsun istiyorum zaten. Metin abi dedi ki, ya yap da ne yapıyorsan yap dedi en sonunda. Bıktı, usandı adam benden. Şimdi abi, başka ne yaptık bu arabaya? Bak bagajını mesela, bagajı çiçeğiydi. Dümdüz bir saç koymuşlardı, orijinaline uygun hale getirdik. Bagajı da saç bastırdık. Onu da yanlış kesti usta. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Yok yok, daha önceki yapanlar yanlış kaynatmış ya. Yanlış değil, Burak Bey. Şu şeyleri
Vermemişler. Dümdüz yapmışlar. Faturaları vermemişler. Faturaları vermedikleri için de... Mukavemet olmaz. Mukavemet olmaz. Aynı zamanda esneme payı... Lak 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 lak. Lak lak ses yapar. Bir de mukavemet olmadığı için arkadaki darbede hop diye içeri kaçar. Aa bak şurada şeyler var görüyor musun? Bunlar ne mesela? Şey fasonları alacağız hepsini. Onları alacağız. Ya o kadar da köşe noktaları var ki. Bunlar komple değişmişler. Yeni değişmişler. Yeni değişmişler ama evet. Cacık değişmişler. Maalesef. Bak şurası var ya. Bence bunun kaportası daha devam edecek ha. Baksana abi şurayı görüyor musun? Bak benim açıdan gel bak. Bildiğin parmağımı soktum içine girdi. Abi tatanoz olursun ha. Şeyin birikimi Burak Bey bana. Ha vırtı zırtlar. Pasların birikimi. Gerçi biz oraları temizleyeceğiz. Varsa bir aksaklık düzelteceğiz. Birikimi. Biz şey yaptık. Başka ne yaptık? Hazırız ya. Dört tane tip koyuyoruz. Dört tane tip. Yani tekrar arabayı yapmışlar ama lanetten olmuş biraz piyasa işi. Zaten o rakamları aldık arabayı da ya baktığın zaman yani araba öyle yapıp da ooo bebek diye biz öyle bir para vermedik bu arabaya. O arabanın parası o kadardı. Araba ya. Boyası çok güzelmiş. Beğendin mi? Boyası çok güzelmiş gerçekten. Boyacısı çok güzel. O zaman abi boyacı abi kimse onu bulalım ya. Abi bu araba eskiden yeşilmiş ha. Motor için ne renk oluyor bunun? Siyah. Yoksa... Aa, sigara hizmetleri var Allah aşkına. Yeşil. Ulan araba kaç ay burada durdu da anasını satayım. Bir açıp da buranın yeşil mi değil mi diye anlamadık ha. Ben de diyorum ki bu araba olacaksa yeşil. MDZ'nin yeşilinden yapacağım diyorum. İçinde yeşil yapacağım diyorum komple. Üstündeki yeşil mi? Bugün niye bu yeşilimi giydim biliyor musun? Bunu kim getirdi bana? Hediye etti. Yurt dışından 40 tane zahmetle getirmiş sağ olsun. Bizim şey var ya. Bursalı abimiz 16 ATH plakalı station wagon. Adamın adını unuttum gene. Okan abi. Ben adama farklı isimle 3 ay göreceğim dedim herif. ZC'yi bir iki gün kullan bak eksiğin gediğin varsa hoşuna gitmeyen bir şey demiştim. Konzertanda buluşalım dedi. Ben de babamın arabasını otoparka götürecektim. Dedim ben sana konum atacağım. Gel beni oradan al. Onları caddeye bıraktım falan. Dedim yeşile gideceğim. Baba bu da geldi hazır. Dedim yeşili mi giyeyim? İçimiz dışımız yeşil olsun. Peki, bunun motoru indirecek miyiz abi? Renk yeşil olacaksa indireceğiz. İndirelim abi, rengi değişecek yani. Ben yeşil diye diretiyorum ama... Hem parayı verecek olan sahibi. Lifte alırız, detaylı da bakarız. Tabii alttan bakalım. Şunları söktük zaten, bir sıkıntı yok. Bu arabanın motoru 280, ah kulağıma geliyordu az daha. Bunun çıtalarında, mıtalarında sıkıntı var mı abi? Yok. Ya biz şimdi bunu birinci bölümde yayınlayacağız arkadaşlar ama... Bundan bir bölüm daha kaporta çıkacak gibi geliyor bana. Niye? Çünkü mekanikte karışık devam ederiz. Bayramüstü Seçkin gene her zamanki gibi tatile gidiyor sağ olsun. Ben de bir daha dünya gelsem kameraman olacağım abi. Batuhan'dan şunları alalım olmaz. Batuhan'da var mı onlar? Çıkardı ya. Tamam alırız abi. Bir daha dünya gelsem kamera tutacağım, edit yapacağım falan. Ben kadın kuaför olacağım. Kadın kuaför mü? Güzel meslek. İlgimi çekti. Motorunu indirelim abi. Bunu yürür aksamında komple indirsinler lifte. Tamam mı? Altını kuru kasa yapalım ondan sonra geri toplayalım bence. Çünkü bu araba kıymetli araba. Bugün bu araba bittikten sonra yani iş yapılması gereken arabalara takribi 2,5 milyon falan yazıyorlar. Onun piyasada belirleyicisi ben değilim ama yazıyorlar biz de bakıyoruz. Mesela bana kabriyo ile alakalı falan yapanlar oldu. Lan oğlum 124 sedanla kabriyo değil mi? Kaç tane kabriyo var satılık? Neyi neyle kıyaslıyorsun? İşte diğer arabalara bakıyorsun. Bu kabriyodan anlayan insanlar var. Ben anlamam kabriyodan. Benim arabam kaç para eder? Restorasyonu yapılmış arabayı bir daha baştan aşağı Ergün abiyle restore ettik. Eksiğini gidini bırakmadık elimizden geldiği kadar. Alıcıya diyoruz ki biz bu arabaya garanti de veriyoruz kardeşim. Araba benim malım çünkü. Burak Okur'dan alıyorsan bir Mercedes özellikle 124 kasa, 126 kasa, 140 kasa garantisi var. O yüzden de bunun bir maliyeti var, bir bedeli var. Hani yani yapmıyorum ben kimseye. Bir fiyat yazmışsa adam vardır bir bildiği yapıyorum. Ha, çok da bilmiyorsa satılmaz zaten. Ha bak benimki satılmadı mesela hala. Niye? Çünkü niye lan? Hakikaten satılmadı. İlanı kaldırdım çünkü. Baktım çok kabriyo var. Evet. Bu hortum çok güzel. O zaman abi gel arabanın arkasına doğru gidelim ya. Bu arabanın döşemeleri de yeşil olacak abi ha.
Boşanları değildik galiba. Ha. Abi bak bir de şu mesela arka çamurluğun içine bakar mısın? Arka kapıdan içeri kafayı sokup. Bak şu şey var delikten. Abi çok paslı namussuz ya. Arabayı komple kesip pasını öyle giderip mi takacak yani? Vallahi yani çok zahmet oldu. Sunroof'u pıtır pıtır çalışıyor. Sunroof'u çalışıyor. Yani dememiz o ki bu araba 76 model, ikinci seri olan bir arabamız ve 124 kasa gibi bir spesifik bir bilmem ne falan filan hani bakalım yapalım bak alın tamam. Yani bir şekilde bu arabanın işi daha uzun ve daha zor. Niye? Çünkü yılların vermiş olduğu şey var. Bu 76 model kaç yaşında oluyor? 40. Hesaplayamıyorum o kadar çok. Şimdi bu arabayı 124 kasa gibi değerlendiremeyiz. 126, 140 kasa işte bak CLK da var. Falan da var filan da var. Yani bu arabaların hikmeti biraz daha farklı. Niye? Çünkü yaş olarak bir kere hürmeten dede yaşına gelmiş ya bu arabalar. Üstüne alınmadın değil mi abi? Peki teşekkür ederim. Ben size bakacaktım zaten. Bana mı? Ben daha 39 yaşındayım ya. Yani biraz daha çetrefilli ve biraz daha nazik olmak lazım. Biraz daha detaylı olmak lazım. İşin içerisinde ustalarım tabii ki iş yoğunluğundan dolayı hep aynı şeyi yaptıklarından dolayı bazı noktalarda görmeyip atlayabiliyorlar ama boyaneden bir şekilde geri sekiyor bu arabalar ve yapılmaya devam ediliyor. Orada bir problemimiz yok. İşte ben de dış göz olarak bir şekilde bakıp da kendi bildiğim kadar, kendim gördüğüm kadar yönlendirmeye, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu arabadan herhalde bir 4-5 bölüm çıkartırız Seco. Tabii tabii. Değil mi? Ama bu da hak etmiyor mu 4-5 hak bölüm? Hak ediyor be. Bugüne kadar buraya gelmiş en yaşlı kupe. Evet. İhtiyar. Asayım mı onunla tavanı mıyım? Cezalısınız. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, sosyal mecralarınızda paylaşmayı, ondan sonra bu işe ilgili olan ve bu işi kolay zanneden, ne var ki araba toplamakta diyen herkese özellikle iletmenizi ve bu işlerin göründüğü kadar olmadığını. Kaç senelik ustasın? Sen kaç senelik ustasın? Sen? Kaç senelik ustasın? 40 yıl. 40 yıl adam buna vermiş kendini. Yani 40 yılın tecrübesi değiyor ona. İşte 8 yıllık tecrübemiz var. 50 yıllık tecrübemiz var. Yani bu arabaları yapabilmek bir meziyettir, zanaattır, sanattır. Yani herkes de yapamaz. Üst üste sacı koyuyorlar. Ondan sonra pıt 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 kaynatıyorlar. Aynı onun gibi. Dışı seni içi beni yakar modeli. Biz görünmeyen yerlerine de bir şeyler yapmaya çalışıp hoş etmeye çalışıyoruz arabanın gönlünü. Ondan dolayıdır biraz uzun sürüyor mu? Sürüyor. Ha. Aksaklıklarımız, bilmemlerimiz doğru. Olur. Her işletmede bir aksaklık vardır. Bizi takip etmeye devam edin. Sizi seviyoruz.